Catherine ve eşi Fransa'da yaşıyor. Fransız ama burada evleri var. Her sene gelirler izinlerinde. Bu çıkmaz sokaktaki evlerinde, ahşap evlerinde zaman geçirirler. İstanbulları çok seviyorlar. İyi arkadaşlarımız, yıllardır süren bir dostluğumuz var. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. Yani her türlü Türkiye'nin yaşamış olduğu krizlerde dahi Fransız misafirlerle beraber İstanbul'a gelip İstanbul'u anlatmaktan çok büyük keyif alıyorlar. Ahşap evler, sokağın içerisinde ve çevremizde bolca görebileceğiniz ahşap mimarisiyle yapılmış yapılar Osmanlı kültürünü yansıtır. Çelik Lersoy döneminde Turing Otomobil Kulübü'nün katkılarıyla aslında bu evler bu hale getirildi. Tabii yanı başımızda Kariye Müzesi var. Kariye Müzesi yüzyıllarca yıldır buradaki varlığını sürdürüp çevresindekilerle entegre olmuş. Şehrin dışındayken şehrin içine dahil olmuş ve turistlerin ağırlıkla ziyaret ettiği ama yerli insanlarımızın 2015'ten beri daha çok öğrenmeye başladığı bir müzemiz. Evet, herkese merhaba. Şimdi bugün sizlerle buluştuk. Posta Gazetesi'nin bu jestiyle bizde çekiliş neticesinde bu kuraya katılan arkadaşlarımızla Edirne Kapı'ya geldik. Edirne Kapı, Kariye Müzesi ve müzenin şu an içerisindeyiz, içeriye girdik. Müze, M.S. 6. yüzyılda, İmparator Justinianus döneminde kurulduğu biliniyor. Bir kilise olarak inşa ediliyor tabii. Yani bugün Kariye Müzesi olarak bildiğimiz mekan aslında Doğu Roma İmparatorluğu'nun 6. yüzyılda inşa etmiş olduğu bir dini yapı ve içerisinde inanılmaz güzel mozaikler ve fresler var. Bizans, dini resim sanatının en güzel örneklerini barındırır. Mozaikle yapılan bu işçilik, saray atölyesinde yapılmış olan o küçücük tesel denen parçaların bir araya getirilip monte edilmesiyle şöyle bakabilirsiniz. Renkli taşlar, üzeri altın varakla kaplanmış cam parçaları ve üç boyutlu resim sanatının kullanılmış olduğu bir teknik. Bizans resim sanatında derinlik vardır. Yani Osmanlı'daki gibi iki boyutlu değildir. Burada üç boyutlu bir resim sanatı icra edilmiştir. Genelde tasvirlerde Hazreti İsa'yı görmekteyiz. Hazreti İsa'nın başının etrafını çevreden bir halesi, halenin içerisinde bir haç motifi, iki yanında ise yazılar görülmekte. Bunlar eski Rumca'da İce ve İkçe, İsa Mesih, altında Kora, Don Zon Kamiyo'da. Kora bize göre sol tarafta yazılı olan eski Rumca yazıda Kariye'nin esas adı yazmaktadır. Yani Kora, şehir dışı kırsal alan demektir. Bazı değişiklikler oldu burada. Bu değişikliklerin içerisinde bu Doğu Roma'nın Bizans resim sanatının en güzel örneklerinin üzerinin kapatılması gerekiyordu. Cami olduğu zaman üzeri açık olan bu ikonlar dolayısıyla cemaate bir engel teşkil ettiği için üzerleri bazen tahta kepenklerle, bazen perdeyle, daha sonra beyaz badanayla boyanarak, bazen de alçıyla kapatılarak örtüldü. Ve 430 yılı aşkın bir süre boyunca bu mozaikler sıvanın altında kalarak muazzam, iyi bir şekilde korundu. Bu olmasaydı eğer açık olan mozaiklerin insan nefesinden almış olduğu karbondioksit gazı, güneş ışığı, havanın değişmesi, yazdan sıcağa, yani sıcağa geçtiğimizde, kışa doğru döndüğümüzde havanın soğumasıyla beraber enleşip daralması, genişlemesi, binanın içindeki mozaiklerin de dökülmesine sebebiyet verdiği için mozaiklerin kapatılması işe yaramış. Kariye inanılmaz bir şekilde bu muhteşem, paha biçilmez değerdeki eserleri saklayabilmiş günümüze kadar. Thank you.
Çelik Gülersoy'un yapmış olduğu o dönemi yansıtan o tipik Osmanlı evlerini yakından tanıyalım. Şöyle bir yürüyüşle rengarenk evlerin birbirine bitişik nizamda nasıl inşa edildiğini ve bunların hala bugün kullanılıyor olduğunu bilmemizde fayda var. Doğal bir sokak. Filmciler de bu bölgeyi çok sever. Bazı dönem filmleri burada çekilir. Osmanlı dönemini anlatan 16. 17. yüzyılların sonlarındaki o dönemi kurgulamak için yandaki bazı evleri ara ara kullanıyor filmciler. Benek sahibini gördü şimdi. Evet. Şimdi Benek bütün gün boyu bizde tur yapar. Feneri Balat'ı gezer. Ama döneminde Medya ablaya gelir. Geziyoruz biz de. Geziyorsunuz. Geziler. Yabancı mı? Yok, herkes yerli. Ne haber? Nasılsın? İyiyim valla, seni sormalı. Nela teyzemiz. Bak çekiyorlar şeyi. Beni mi çekiyorlar? Seni çekiyorlar. Şey mi çıkacağım? Nasılsın? Yapıyorsun? İyiyim valla. Nela teyzemiz Hançerli Kilisesi'nde. Evi orada. Yani evet, kilisenin gelin, kilisenin muhafızıdır eşiyle beraber. Nela teyze Rum Ortodoks cemaatinden. Hani başörtülü falan ama aslında bizim kilisenin görevlisi. Eşiyle beraber Hançerli Rum Kilisesi'nin bahçesinde, müştebinatta yaşıyorlar. Arap Hristiyan cemaatinin ama Rum Ortodoks kesiminden. Aslında bu sokaklar döndüğünüz anda sizi başka bir mekana götürür. Yahudi yerleşim biriminin Yahudi yerleşim yerinin olduğu bir alandayız. Yani Yahudiler de bu bölgede var. Yahudi izlerini sinagogların varlığından çok rahat bir şekilde anlıyoruz ki Tekfur Sarayı'na gideceğiz. Birazdan Tekfur Sarayı'nın bahçesini göreceğiz. Tekfur Sarayı da bir dönem Yahudi mahallesi olarak kullanılmış. Balat yangınına kadar Kastrya'dan gelen Yahudilerin yaşadığı bir semtteyiz. Filmde bir karakter var. O Bartolo'nun evinin sokağı burası. Bu makara sistemiyle çamaşırlar iki ev arasına geriliyor kurusun diye. Yani sırayla bir o komşu bir öbür komşu. Size hocama tanıştırmak istiyorum. Merhaba. Mehmet Ata Özer, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü de yaptı hocam. Şimdi hocam futbol konusunda çok başarılı. Eski futbolcuyum. Beşiktaş, evet. Trabzon, Konya, Karagümrük, Edirne oralarda top da oynadım. Emre Belezoğlu gene hocamın öğrencisi. Arda'da. Kim varsa sizin çağınızın tanınmış milli sporcuları hepsi öğrencim. Evet. Ezel Akay'la Ersin Kalkan gazeteci ikisi aldılar. Burayı restore edip genişlettiler. Mesela şurada bir duvar. Şimdi yan taraf deniz manzaralı bir balkon daha var yan tarafta. Evet, şimdi Balat semtindeyiz ve Bal Art'a geldik. Buradaki sanat atölyesinde Gizem arkadaşımız bize yaptıkları işlerle ilgili bilgi verecek. Evet. Ya biz birebir orijinal Balat evlerini çalışıyoruz. Fotoğrafladık en başta bundan birkaç sene önce.
beğendiğimiz ev modellerini alıyoruz. Modellerini çıkartıyoruz, seramikten yapıyoruz bunları tabii. Daha sonra seri üretim adına kalıplama yapıyoruz. Kalıplara döküm çamuruyla şeyi alıp, evlerin modellerini alıp daha sonra ilk pişirime sokuyoruz fırınımız arkada. Sonrasında bisküvi pişirimden çıktıktan sonra da sırlama yapıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi Balat'ın tam merkezindeyiz. Vodina Caddesi üzerinde Ahride Sinagogu'nun hemen köşesinde güzel bir bina var. Biraz küçük fakat içerisi çok sıcak. Burada Nagihan var, benim arkadaşım. Buradaki Aşkurba Kafe'yi işletiyor. Nagihan Balat'ı da çok iyi bilir. Balat'a gelen misafirler arada Balat'la Fener'le ilgili bilgiler de verir. Biz şimdi kendisinden biraz, kendi ağzından Balat'la ilgili bir şeyler duyalım. Merhaba. Balat'ta 5 yıldır, yani 12 Haziran 2015'ten beri Balat'tayım. Balat'a gelen misafirlerle, misafir değil aslında, bir aile olarak, yani müşteri olarak değil de bir aile olarak görüyoruz. Bu 2015'ten bu zamana kadar gelen müşterilerimiz dediğim gibi bir aile kapsamında hala bu şekilde ilerliyor. Yani bu dükkanın minik ve küçük olmasının sebebi de insanlarla böyle hani müşteri ilişkisi değil de daha çok arkadaş, arkadaştan ziyade dosta dönüp ileriki zamanların güzel bir ambiyansı oluyor. Evler muhteşem yalnız. Hem böyle asil, şöyle bir zarif duruşu var, estetik bir mimari, hem sağlam. Yani şunun işte deniz kumuyla yapayım, malzemesinden çalayım gibi kaygıları yok. Saf malzemeden, sağlam, dayanıklı malzemeden ve tuğlayı, demiri, ahşabı çok iyi kullanmış zamanın inşaatçıları, ustaları. İstanbul'un 5. tepesi üzerindeyiz şimdi. Yani 6. tepeden 5. tepeye geldik. 5. tepe üzerinde bir kartalın uçuşu şeklinde. Kanatları iki tarafa doğru açık. Ve ortada başı gibi kubbesi olan bir şato mimarisi. Okul yaklaşık 40 tane öğrencisi var günümüzde. Yani ilk açıldığında 400 öğrenciden 40 öğrenciye kadar gerilemiş. Fakat halen aktif olarak çalışan ve İstanbul'un 5. tepesinin en güzel yapılarından bir tanesi. Patrik Bartolomeos biliyorsunuz bugün Yeşil Patrik olarak seçilmiş. İsviçre'de eğitim görmüş, üniversite bitirmiş, Gökçe'de doğumlu. Bir İstanbul Patriği. Birazdan Patrikhane ineceğiz. Patrikhane Kilisesi Ayargü'yü ziyaret edeceğiz. Şimdi yavaşça merdivenlerin tadını çıkartarak Fener'in merkezine doğru inelim. Şimdi içeriye girelim ve Fener Patrikhanesi'nin Ayayorgi Kilisesi'ni daha yakından tanıyalım. Buradaki sütun rivayete göre Hazreti İsa'nın çarmıha gelmeden önce bağlandığı ve işkence gördüğü sütunun bir parçası.
Nasıl ayrılacaksınız? Asıl onları alıp ayrı bir montaj yapacağım. Gerçekten haber değeri var yani. Beni en çok tanıyan çok. Hani ne kadar hafta sonu grup geliyorsa muhakkak görüyorlar. Herkes birilerinin peşine takılıyor. Herkes köpek diye sesleniyor. He, görüyorsunuz işte herkes takılıyor, tanıyor. Üzüm ağacı tutuyor. Burada çok bereketli toprak.